19. yüzyılın ortalarında sanatçı olmak demek, birbiriyle yarışan ihtiyaçlarla yaşamak demekti. Sanırım günümüzde sanatçı olmak denince akla gelen sorular açısından benzerlik gösteriyor. Bir şey sanat yapan şey ne? İşte bu 19. yüzyılın ortasındaki soruydu. Daha önce sanatla yakından ilgili olan şeylerin, mesela resimde ciddi bir ahlaki konunun işlenmesi ya da resmin klasik tarzda boyanması artık büyüyen bir orta sınıf halkla fabrikaların olduğu ve boydan boya tren raylarının geçtiği ülkede mantıklı gelmiyordu. Bu kocaman bir sanayi devriminin ortasındaki bir kültürdü. Biz de devasa bir müze olan Müze Dorsey'in tam ortasındayız. Ve devasa bir resme bakıyoruz. Thomas Kuchur'un 1847'de yapmış olduğu Çöküş Dönemi Romalıları isimli tablosunu inceliyoruz. Aslında burada modern tarzda bir sanat eseri icat etme çabasını görüyoruz. Sanatçıların içinde olduğu bir ikilem vardı. Modern dünyayı mı kucaklamalıyım yoksa klasik tarih resimlerine mi dönmeliyim? Kutür ise bu ikisini bir araya getiriyor. Antik bir Roma konusu ile Fransa kültürünün çöküşünü anlatıyor. Fransız hükümetini eleştiriyor. Bu oldukça ilginç çünkü sanatçılar Antik Roma'dan esinlendiklerinde Konu genelde kahramanlık olur. Ancak bu eserin konusu Antik Roman'ın sonlarına doğru yaşanan ahlaki çöküntü, dağılma ve yolsuzlukla ilgili. Romanın kahraman figürlerine karşıt olarak zevk ve lüks düşkünlerini ön plana çıkarıyor. Sanatçı bu insanların şanlı geçmişiyle Fransız kültürünün arasında bir benzerlik çiziyor ve yaşadığı zamanda Fransa'nın devrim değerlerini kaybetmekte olduğunu gösteriyor hatta devrimin değerlerinin yerini çöküşe bıraktığını düşünüyordu. Sadece heykellerde değil, mimaride de Roma kültürünün neler başarabileceğini, neler inşa edebileceğini görüyoruz. Ama öndeki figürler çok farklı. Onlar başıboş bırakılmış. Resmin oluşturulma şeklini inceleyelim. Heykeller hep dik. Bakana bir tür doğruluk dürüstlük hissi veriyor. Resmin mimarisi bir sürü yatay ve dikey öğeden oluşuyor. Böylelikle mükemmel bir geometri ortaya çıkmış. Buna rağmen figürler bir sürü kıvrım ve yatay öğeden meydana gelmişler. Onların ne kadar zevk düşkünü oldukları ve aygın baygın duruşları ön plana çıkarılmış. Bu da onların yolsuzluğunu ve ahlaksızlığını temsil ediyor. İnsani özelliklerini kaybetmişler. Neredeyse hayvan olmuşlar. Sanki bu alana ait değiller gibi. Hatta sanatçı özellikle onların ahlaksızlığını yansıtmak istemiş. Aslında mimari arka plana doğru yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Sanki asil ve geçmiş bir mitolojiye dönüşüyormuş gibi. Çünkü şu an gerçekte Romalıların ahlaksızlıklarını görüyoruz. Ön planda harika bir ışık ve gölge oyunu var. Resmin boyutu yüzünden figürler de gerçek boyutlarında resmedilmiş. Sanki tablonun içine giriyor gibiyiz. Burası bizim dünyamız. Fakat arkadaki her şey, heykeller, mimari hepsi bizim için ulaşılmaz. Bu resim 1847'de sergilendiğinde çok başarılı olmuştu. Ve kutür bu dönemde oldukça popüler ve önemli bir sanatçıydı. Kendi değerleri daha cumhuriyetçiydi. Yani Fransa'da demokrasi olmasını istiyordu, monarşi değil. Hatta bir öğretmen olarak sanatçıların modern hayattan konular işlemesi gerektiğini öğütlerdi. Bence sanatçıların bu ikilemini gerçekten hissetti. Bu resim 1847 yılında yapıldı. Yani Fransa'nın sonsuza kadar değişeceği yıldan tam bir sene önce. 1848 devriminden bir sene önce bu devrim monarşiyi yıkıyor ve kısa bir süreliğine ikinci cumhuriyet dediğimiz bir demokrasi getiriyor. Monarşi rejimi düşünce sanat Fransa'da tekrar değişiyor. 1848'de Corbe realizmin ilk adımlarını atıyor. Romalılar yerine işçi sınıfını çizmeye başlıyor. 1848'de bu resimden bir sene sonra ise Marx ve Engels Komünist Manifesto yayınladılar. Modern dünyanın işçi sınıfının güçlü olduğu ve bir araya geldiği, ulusun tarımsal ekonomi yerine şehirler tarafından yönetildiği bir düzen fikri ortaya çıktı. Bu inanılmaz büyük bir değişim anı. Bu tarz akademik sanat eserleri bundan sonra geriye dönük olarak görülecekti. Kurbenin ne kadar cesur olduğunu böylece daha iyi anlayabiliyoruz. Bütün bu mitolojiyi alarak ve kutür kadar büyük ölçekli çalışarak Fransa'nın orta sınıfına ve işçi sınıfına resimlerinde yer vererek cesurca davranıyordu. Tabii kutür Fransa'daki ressamların çoğundan daha yaşlıydı ve yine de önde gelen ressamlardan bir tanesiydi. Bu resimde değişime hazır olmayan ama ne olursa olsun modern dünyayı kucaklamaya çalışan bir ressamın karmaşasını görmek oldukça mümkün.